Episode 2. The Godfather ile Yaşamın Sınırına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde oyun yazmaya başladık. Oyunumuzu JavaScript dosyasına yazıyoruz. JS formatında Vanilla JS yazıyoruz. Hiçbir kütüphane kullanmıyoruz. Kendi kütüphanemizi kendimiz yapacağız ileride. Rastgele zemin üreten bir fonksiyon yazmıştık şu şekilde. Bu fonksiyonumuz bizim söylediğimiz şuradaki yükseklik kadar yükseklik değerine sahip rastgele bir zemin üretiyordu. Şimdi bu kodu biraz daha ileri taşıyacağız. Önce şu T'den önce şuraya bir tane var. Ne diyelim? Y ratio diyelim. Nokta 3 diyelim. Bir tane Y ratio yapalım. Şu değeri Y ratio ile değiştirelim. Değişen bir şey olmadı. Gene 3 oldu ama tek bir noktada bunu hızlıca azaltabiliyoruz. Tamam. Şimdi bizim bir T değişkenimiz vardı hatırlarsanız. Bu T değişkenini birer birer arttırıp i'ye ekleyerek noise'e gönderiyorduk. Böylece şu alanı çizdiriyorduk. Buradaki T değişkenini zaman olarak kullanıyoruz. Sabit bir hızla artıyor. Şimdi biz artık bu T değişkenini hızla birlikte kullanmaya başlayacağız. Onun için speed 0 dedim. Bir tane hız değişkeni oluşturdum. Şimdi bu hız değişkeninden şöyle bir şey istiyorum. 0 ile 1 arasında asla 1 olamayan bir rakam olsun istiyoruz. Bunu nasıl yapalım? Bunu şöyle yaparız. Speed eksi eşittir. Speed eksi 1 çarpı 0.01 deriz mesela. Bunu bir loglarsam. Şöyle düşükten başlayıp 0.1'den başlayıp giderek büyüyen ama asla 1 olamayan bir sayı elde etmiş oluruz. Bu bizim hız değişkenimiz olacak. Bu hız değişkenini alacağız. T'yi birer birer arttırmak yerine T eşittir diyeceğiz. Hatta artı eşittir diyeceğiz mesela. Artı diyemedim. Artı eşittir diyeceğiz. 5 çarpı speed diyeceğiz. Böylece bak hop belli bir hızdan başlayıp ivmelenen. Gördün mü? Biraz daha arttırayım. Bak. Hop gittikçe ivmeleniyor. Gittikçe hızlanıyor. Bir değişkenimiz oldu. Bu speed değişkeni şuradaki 5-15'i de daha sonra bölümler için kullanırız. Şimdilik küçük bir sayıda tutalım. Şöyle yavaş hareket etsin. Buradaki esprimiz de şu. Şu 1 yazan değişkenin yerine 0 yazdığımız zaman hız değişkeni duruyor. Bunu daha ileride şunun için kullanacağız. Bu 1 değerinin yerine kullanıcının bastığı bir tuşa basıp basmadığını yani 1-0 değerini göndereceğiz. Kullanıcı tuşa basıyorsa hız kazanacak, basmıyorsa duracak. Evet şimdi burası tamam. Peki aracımızı nasıl yapacağız? Aracımızı çizmemiz gerekiyor. Şu init'ten sonra tanımlayayım onu şuraya. Şimdi aracımız için ismi player olan bir fonksiyon tanımlayacağım. New function diyelim şöyle. Fonksiyon şeklinde tanımlayacağım onu. Bir x koordinatı verelim. This.x eşittir. Ekranın ortası olsun. C.width bölü 2. Bir de y koordinatı vereceğim. Y de mesela 50 olsun. Track diye bir değişken oluşturdum buraya. Bu bir imaj olacak. Bu track için src vereceğiz. O da t.png olacak. Şimdi benim t.png isimli bir dosyam var. Burada klasörde. Şurada. Şu dosya. Bunu ben Google'da arattırdım. Monster Truck karton, Monster Truck Clip Art gibi şeyler yazarak arattırabilirsiniz. Şöyle bir internet sitesi buldum. PNG item diye. Bunu buradan indirebiliyorsunuz. Ben bu linki de açıklamaya koyarım. Bu görselin linkini.
indirebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz diyor web sitesi. Telif hakkı falan gibi bir sorun çıkmayacağını burada umuyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Ben bu mesela sol tarafa bakıyordum, sağa çevirdim birincisi. İkincisi eniyle boyunu 1/1 oranına getirdim. Yani eni 200 ise boyu da 200, eni 400 ise boyu da 400. Bu ileride bazı matematik hesaplarını kolay yapmamı sağlayacak. Ve transparan olacak. Arka tarafı görünür, şeffaf olacak. Bunu da klasöre kaydettim. Dediğim gibi linki de açıklamaya koyarım. Siz de oradan indirirsiniz. Gelelim bu player'e bir fonksiyon yazacağız. This.draw diyelim. Fonksiyon. Bu bizim tırağımızı ekrana çizecek. Peki tırağımızı ekrana nasıl çizeceğiz? Şöyle ctx nokta draw image diyeceğiz. Bak draw image diye bir parametre var. Parametre olarak bizden image source'u istiyor bir tane. Diz nokta track işte. Koordinat olarak nereye çizeceksin? Koordinatlarım neresi diye soruyor. Bunu diz nokta x, diz nokta y, virgül. Eni boyu kaç olacak diye soruyor. Mesela 80,80 olacak diyelim şimdilik. Şu Explorer'ı kapatayım. Daha sonra da bu draw fonksiyonunu çağırdığımız zaman oraya çiziyor. Şimdi şu bölüm çizgiyi çiziyordu. Şurası zemin. Hatırladık mı? Şurası background. Şurası komple ground. Burası da animasyon frame'e başvuruyordu. Şimdi biz bunu ground'un arkasına çizeceğiz. Arka tarafına. Ama önce ön tarafına çizeyim. Siz ne olduğunu görün. Sonra yerini değiştirelim. Player nokta draw dedik şuraya. Çizmesini söyledik. Bir çalıştıralım. Gördün mü? Buraya çizdi. Bizim nesnemizi. Yalnız bunun ortasına gelsin istiyorum ben. Şunun. Bunu nasıl yapacağım? Bunu da şöyle yapacağım. Ben bu CTX'i çizerken şu XY koordinatlarına çizmeyeceğim. Bunun yerine resmin yarısı kadar sola, yarısı kadar da yukarı kaydıracağım. -40, -40'a. Onun yerine CTX'i translate edeceğim. Yani CTX'in yerini değiştireceğim. Nereye? Diz.x'e. Diz nokta y'ye. Ama bu bir probleme sebep olacak. Bak şimdi. Çok ciddi bir probleme sebep oldu. Hiçbir şey çalışmıyor şu anda. Bunun da sebebi neymiş? Şuradan bakalım. Draw image'i çalıştıramıyorum. Çünkü 4 argument verdin. 3 argumente ihtiyacım var diyor. Şuraya track yazmayı unuttuk. Diz nokta track diyelim. Gördün mü problemi? Bizim bütün canvas'a kaydı şu anda. Neden? Çünkü canvas'ı translate ettik. Canvas'ı translate ettiğimizde canvas'ın sıfır koordinatlarının yeri değişti. Dolayısıyla zemini çizen bütün fonksiyonumuz bozuldu. Bunun önüne geçmek için şöyle bir yol izleyebiliyoruz. Önce ctx'i burada save ediyoruz. Yani mevcut pozisyonunu bir hafızaya alıyoruz. Sonra üstünde istediğimiz değişiklikleri yapıyoruz. Sonra da restore ediyoruz. Böylece biz değişiklikleri yaptıktan sonra aşağıdaki kod düzgün çalışmaya devam ediyor. Evet, tam ortaya 50-50'ye bu arkadaşı oturtturduk. Buradaki -40, -40, -80, -80 olayını diğer bölümlerden hatırlarsınız. Nesnenin kendisini yarısı kadar sola, yarısı kadar yukarı. Ortası ortasına gelsin istediğim için bu şekilde yaptık. Şimdi tamam, bir aracımız var, bir de zeminimiz var. Bu ikisini buluşturmamız gerek birbiriyle. Ama bu ikisini buluşturabilmemiz için bu arkadaşın önce bu zeminin nerede olduğunu bilmesi gerekiyor. Peki biz zemini nasıl çiziyorduk? Şurayı hatırlayalım. Şurayı. Bizim burada zeminin x koordinatını i'den, y koordinatını da nereden alıyorduk? Şuradaki parametreden alıyorduk. Doğru mu? Doğru. O zaman ben bunu alır. Şu yukarı draw'ın oraya gelirsem mesela. Diyelim ki var point 1 eşittir diyelim. Şunu verelim buraya. Bizim burada bir i değerimiz yok. I neydi? Şu istikametteki
sıfırıncı piksel, birinci piksel, ikinci pikseldi. O zaman ben şimdi nereye bakacağım? Bu arkadaşın ortasına, yani x'e bakacağım. Dolayısıyla burası diz nokta x olur. Şimdi benim bir tane p değerim oldu mu? Oldu. Peki diz nokta y eşittir p1 dersem şöyle. Gördün mü? Bak. Benim nesnenin ortası artık o çizgiyi takip eder hale geldi. Ama bir problem var. Bunun çizginin üstünde gitmesi gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Bunun eni boyu 80-80 olduğu için bunu P1 eksi 40 kadar yukarı taşımasını söyleyeceğiz. Gördün mü bak. Tekerleklerin alt kenarı şu anda tam olarak çizimin üst kenarına geldi. Evet, gayet güzel. Peki bir de bunu döndürmek istersek ne olacak? Bu zemin nereye dönüyorsa bu arkadaş da bir oraya dönsün istiyorum ben şu anda. Şimdi bu kodların aralarını biraz açayım. Çünkü daha bir sürü şey yazacağız araya. Dönmesi için bize ne lazım? Açı lazım. Açı eşittir diyelim. Mat.atanjant2 diye bir komutumuz var. Bak, atanjant2. Bizden bir x bir de y koordinatı istiyor. Bulunduğumuz yerden bu koordinatla ilgili neyi döndürüyor bize? Açıyı döndürüyor bak. Verilen x, y koordinatıyla bizim bulunduğumuz nokta arasındaki açıyı döndürüyor. Gördün mü? Ama radyan cinsinde. Radyanı unutma. Peki buna vereceğimiz x, y koordinatları neresi? Diz nokta y. Ama ben şimdi diz nokta y'yi verirsem açıyı alamayacağım. Ben onun yerine şu eğimin aldığı açıyı öğrenmek istiyorum. Onu da şöyle yapabilir miyiz? Şunu bir tane çoğaltalım. Point 2 diyelim. Şimdi biz buna diz x artı t artı mesela 5 piksel daha ekleyelim. Şöyle 5 piksel ilerisini alalım. Ne oldu? Bir sıfır koordinatımız, bir de 5 piksel ilerisinde ikinci bir koordinatımız daha oluşturuyor. O 5 piksel ilerisindeki koordinat da burada her seferinde yukarıya aşağıya doğru gittiği için açılı bir koordinat oluştu elimizde. O zaman bunu da P2 eksi 40 diyelim şu anki offsetimize. P2 eksi 40'dan diz nokta y'yi çıkartırsak y koordinatını aldık. X için de diz nokta x'ten ne kadar ileri tıklamıştık şurada? 5 birim ileri tıklamıştık bak. Bunu da 5 birim ileri tıklayalım. 5'ten diz nokta x'i çıkartırsak bu bize bir tane açı verir. Bu verdiği açı şu zeminde alması gereken açı olur. Peki nasıl çevireceğiz? Soruma sahiptir. Çevirmek için bir değişken lazım bize. Şuraya gelelim. Diz nokta rotation eşittir 0 diyelim. Bir değişken oluşturalım rotation için. Açıyı alıp hesapladığımıza göre diz nokta rot diyelim. Diz nokta rot eksi eşittir diyelim buna. Diz nokta rottan açıyı çıkartsam onu da 2'ye böl. Diyelim. Tamam. Peki nasıl çevireceğiz? Şöyle translate ettikten sonra ctx nokta rotate rot diyeceğiz. Rot demeyeceğiz. Rot dersek bulamaz. Diz nokta rot diyeceğiz. Kaydedeceğiz. Şöyle bak. O yer nereye gidiyorsa şu anda bizim araçta onu takip eder hale gelecek. Gördün mü? Yerin açısını takip ediyor. Şimdi bunu arkaya çizeceğiz demiştim. Hatırlıyor musun? Bunu öne çiziyoruz şu anda. Şurada. Bunu da zeminden önce çizersek eğer şurada. Üstüne de player diyelim. Böyle tekerlekler de o çizginin arkasında kalır şöyle. Daha gözümüze de güzel gözükür bak. Tamam, gayet güzel. Şimdi zemini takip eden bir tane aracımız oldu. Biz buna bir tane ne ekleyelim? Yer çekimini simüle edecek bir parametre daha ekleyelim. Diz nokta yespeed diyeyim mesela adına. Y'de hızlanıp yavaşlanmasını sağlayacak bir şey ekleyelim. Şimdi şuraya gelelim.
Y'yi tanımlamadan hemen önce. Diyelim ki eğer point 1 eksi 40'ımız bizim büyüktür diz nokta Y ise. Bu ne demek? P1 pozisyonumuzdan 40 düştük. Bu değer eğer şu anki Y'den büyükse biz şu anda havadayız demek. Bu havadayken çalışacak olan kod. Else diyelim. Bu da yerdeyken çalışacak kod. Böylece yerde mi havada mı olduğumuzu anlar hale geldik. Bunun için de şuraya var ground 0 diyelim. Bu bizim yerde mi havada mı olduğumuzu anlayacak. Ne dedik? Eğer şu şart çalışıyorsa biz şu anda havadayız. O zaman this nokta y-speed'imiz bizim artı eşittir 0.1. y-speed'imiz artacak ister istemez. Çünkü havadayız. Düşmemiz gerekiyor. Eğer düşmüşsek yere bu sefer y-speed'imiz ne yapacak? Azalacak. Eksi eşittir diyelim buna da. Diz nokta y'den de p1 eksi 40 kadar. Bu p1 40 muhabbeti şu. P1 tam bunun ortasında. Eksi 40'ı kullanarak bunun alt kenarına şu tekerleklerin hizasına indiriyoruz diğeri sürekli. Artı diz nokta y bu sefer p1 eksi 40 olacak. Yani şu parametre artık burada olacak. Şurada. Artı gene de eşittir 1 olacak. Çünkü yere bastık. Artık yere basıp basmadığımızı da ne yapıyoruz? Biliyoruz. O zaman şuraya da diz nokta y artı eşittir çarpı değil artı artına uçar. Böyle uçuşa geçer. Diz nokta y speed dersek yer çekimimizi oy simüle etmiş oluruz. Bak. İzle. Görüyor musun? Peki birazcık hızlandırayım mı? Birazcık. T 3 değil de 5 olsun. Bak. Hop. Şimdi havadayken bir problem var. Gördün mü? Bak. Araba burnunun üstüne dikilmek istiyor böyle. Sürekli. Hop. Bu eğer diz nokta rot diyelim. Büyüktür. Ya met. Ya met diyorum. Met nokta p ise diz nokta rot eşittir diyelim. Negatif. Allah'ım met yazamıyorum ya. Met nokta p. Çoğaltalım. Eğer diz nokta küçüktür negatif met nokta p ise o zaman met nokta p diyelim. Şunu bir kaydedelim. Lan ne güzel gidiyor ya. Olaya bak. Tamam güzel. Şu döndürmeyi bir saniye kapatacağım. Şey neydi bizim? Ratio neydi? 2 idi. Şu ratioyu 3 yapalım mesela biraz daha. Hop. Bak. Hop. Gördün mü nasıl zıplıyor bak. Hop. Gaza bastıkça daha çok zıplayacak. Ama rotasyondaki problemimiz var. Onu da şimdi düzelteceğiz. Şöyle tepe aşağı geliyor ya. Onu düzelteceğiz. Zıplıyor baş aşağı dönüyor bak. Zıplıyor baş aşağı dönüyor sürekli. Burnunun üstüne dikilme eğiliminde şu anda. O problem değil. Onu da halledeceğiz şimdi. Şuraya geleyim. Eğer GND ise diyelim. Eğer GND ise yani biz yere basıyorsak diz nokta rot eksi eşittir angle çarpı 0.5 diyelim. Şimdi eğer bunu sadece yere basıyorsa yaptıralım. Böylece havadayken dönmesin bak. Havadayken sabit kaldı gördün mü? Sadece yere bastığı zaman döndü. Doğru açıya. Güzel. Şimdi buna da bir dönme ivmesi ekleyelim. Yani belli bir ivmede dönsün bu. Böylece bazen sırt aşağı devrilsin. Bazen kullanıcı onu dengeleyebilsin. Ona da ne diyelim? Diz nokta
ve speed diyelim, 0 diyelim gene. Rotasyon speed, yani dönme hızı denilen bir değer uygulayalım şimdi buraya. Dönme hızımız 0. Peki bu dönme hızımızı ne yapacağız biz? Eğer yere basıyorsak dönme hızımızı yeniden hesaplayacağız. Diz nokta speed eşittir diyeceğiz. Diz nokta speed eksi diyelim, çıkartıyoruz. Angle eksi diz nokta rot. Döndüğümüz kadar, aldığımız açı kadar bir hız edinmiş olduk. Şimdi bunu da tekrar uygulamamız gerekir. Parametreyi. Diz nokta rot eksi eşittir diyelim. Diz nokta speed çarpı, bunu da mesela 10'da 1 oranında. Nokta 1 de diyebilirsin böyle. Dönme hızı ekle diyelim. Bak şimdi geri dönecek. Gördün mü? Artık bir ivme alıyor aldığı açıya göre. Oy, devrildi. Hop. Hop hop. Hadi aslanım. Hoppa. Şu anda devrildiğini anlamadığı için kendi kendini düzeltip devam ediyor. Bak. Hop, devrildi ama düzeltiyor kendini. Arkaya doğru çok dik bir yere gelirse arkaya, öne doğru denk gelirse öne doğru ivmeleniyor rakam. Bunu da daha sonra bu kontrolü, şu respeed kontrolünü şeye vereceğiz, kullanıcıya vereceğiz. Sadece havadayken bunu ama yapabilecek. Şimdi de devrilip devrilmediğini anlatalım. Eğer diyelim. Peki devrildiğinde ne olacak? Devrildiğinde oyun bitecek. Oyun bittiği için kullanıcı artık oynayamıyor olacak. Yani flying eşittir true diyelim şuraya. Başladığında oynuyor oluyor zaten. Şuraya gelelim. Eğer flying değilse, yani veya GND ise ve mat ABS dizrot. Mat ABS dizrot değer negatifse pozitife çevirir. Böylece hep aynı sayıyı kontrol edebiliriz. Büyüktür mat nokta pi çarpı nokta 5, yarım dereceden mesela fazlaysa dedik. Yani nesne, bak nesne, oyun oynanabilir durumda değilse veya araç yerdeyse ve açısı da mat pi 5, mat pi'nin nokta 5 ile çarpılışından, o zaman devrildi demek aracımız. Şu pozisyonda araç devrildi demek. Flying eşittir false olur burada. Artık sürekli bu fonksiyon çalışır. Diz nokta x eşittir, ne diyelim, eşittir demeyelim, negatif eşittir speed çarpı 5. Böylece bizim araç ekranın dışına doğru, bak, devrilirse gitsin. Devril bakayım. Hoppa, gitti, gördün mü? Peki bir de dönsün, devrilince taklalar atsın. Diz nokta speed eşittir 5 diyelim buna da. Bak devrilirse taklalar ata ata ekranın sol tarafına gitsin dedim şimdi. Devrildi, gitti, gördün mü? Flying fast dedik. Şimdi bir de ekrana şey yazalım. Düştün. Düştün yazalım. Bunu nasıl yazacağız? CTX fill text diyeceğiz şuradan. Oyun bitti. Nereye? C.with bölü 2'ye mesela 50'ye diyelim. Şöyle devrilmesini bekleyelim. Bekliyoruz ya, şimdi devrilmez. Yazı nerede? Ne demiştik? Bir şeyi fill etmeden önce mutlaka fill style girmeliyiz, değil mi? Söylemiştik hatırlarsan. Evet, yazı şurada bak. Şimdi bunu daha ortaya, daha büyük, daha güzel, daha fontlu şekle getirelim. CTX nokta neydi bu? Text align'ı center olsun.
CTX nokta text baseline'ı middle olsun. Ortaladık tamamen yazıyı. CTX nokta font'u da 32 piksel impact olsun diyelim şöyle. Hop, küt gitti bizim arkadaş. Bu da 50 olmasın da mesela c.h böyle 3, yani 3'te 1'i kadar bir mesafede olsun. Devril lan direkt. Adamsın ya. Tamam. Burayı radyo dedik. Burayı 5 dedik. Şunu 38 yapacağım. Lastikler birazcık çamura batmış gibi olacak böyle. Bunu da aslında offset diyebiliriz buraya. Çünkü birden fazla yerde kullanılıyor. Ama şöyle diyelim. Var offset eşittir 38 diyelim şurada. Şu 40 dediğimiz değerlerin yerine offset'i verelim. Verdik. Tamam. P2 plane rot 2 eksi. Tamam. Bu da tamam. Şuna da offset'i verelim. Açıyı doğru hesaplasın. Bir kontrol edeyim. Bir problem var mı? Yere değdiği sürece düzelmeye çalışıyor. Tamam. Şimdi şu ground'un yanına şunu ekleyelim. Eğer ground'sa ve playing modundaysa, yani oynamaya devam ediyorsa açıyı düzeltsin. Aksi takdirde açıyı düzeltmişsin. Bu da devrildiği zaman döne döne gitmesini sağlar. Şöyle. Playing dedik. Tamam. Şurada rotasyon düzelttik. Şurada dönme problemini şurada düzelttik. Burada dönme problemini düzelttik. Burada rotasyon hızını düzelttik. Bu da bu arada bak 0.1. Bu ben .1 yazıyorum bazen. Bunlar 0.1 demek. O kafanızı karıştırmasın. Burada da kanvasımızı çizdirdik. Şöyle kodumuzu toplayalım. Hemen. Tamamdır. Şurada da hızımızı tanımladık. Mesela buradaki hızımızı arttırırsak ne oluyor? Huhu! Fantastik. Bir daha. Haydi. Hadi başarabilirsin. Ay nereye gitti? Gelecek. Hoppa! Bak. Nereye gidiyor? Hop. Çat. Öldü. 15 speed çok oldu. 5 yapalım da. Biraz gitsin. Bir de bizim Y çarpanı vardı. Ne demiştik? Y rasyo demiştik şurada. Onu da şöyle 2'ye küçültelim. Daha az eğimli bir zeminimiz olsun. Aynen, zeminimiz de gayet güzel hızlanan. Hızlandıkça hafif hafif böyle tepelerden de atlayabilen, devrilince de ekran dışına giden aracımızı ekledik. Buraya kadar sabredip izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, her şeyden de önemlisi bu videoları faydalanabileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşmayı unutmayınız efendim. The Codefather iyi günler diler.